Yani bize çok pahalı geliyor. Birini alıyorsak birini alamıyoruz. Asgari ücretle çalışan Allah yardımcı olsun derim. Ben bir satıcı olarak bunu söylerim yani. Pazar iyi ki var. Her ihtiyacımızı karşıladığımızda da tek maaşla çalışan, asgari ücretle çalışan insanlar için üzülüyoruz açıkçası. Ateş bahası. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Hep %100 zamlanmış. Asgari ücretle geçinenler ne durumdadır onu bilmiyorum. Pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Pazar fiyatları şu anda ekonomik şartlara göre biraz zorluyor açıkçası insanları. Alım gücünün ülkemizde düştüğünü varsaydığımızda bence fiyatlar biraz daha yüksek. Pazar fiyatlarımız şu anda baktığımızda ürünlerimizin çoğunda zam yok. Şu an zamsız satıyorlar. Pazarcılarımız biraz durumdan muzdarip. İnsanlar ekonomik olarak sıkıntıya girdiklerinden dolayı satışların biraz düşük olduğunu dile getirseler de en kısa zamanda bu toparlanma sürecini hep beraber bekleyeceğiz inşallah. Allah tüm pazarcı ve tüm çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olsun. Ya mevsim fiyatlarına göre aynıca yani. Çok da pahalı bulmuyorum. Pazar fiyatları fena değil yani. Genelde bütçemize uygun şeyler bulabiliyoruz. Bazı haftalar çok ucuz oluyor. Bazı haftalar daha da pahalanıyor. Ama genelde pahalı yani. Bütün insanımızı düşündüğümüz zaman hani herkese hitap etmiyor bence. Pahalı tabii ki. Çok pahalı ama ben marketten alışveriş yapıyorum genelde. İlk defa böyle yapıyorum. Seçtiğim için. Makul buluyorum. Market fiyatlarından oranla yarı fiyat daha iyi olduğunu düşünüyorum. İnsanların o yüzden pazarı tercih ettiğini düşünüyorum. Güzel pazar. Güzel. Sebzesi meyvesi güzel. Gayet memnun kaldık. Çok pahalı. Hani bir asgari ücretle alım gücümüz yetmiyor inan ki. Hani 150 lirayla çıktığımız oluyor buradan. Fiyatlar çok ucuz. Fiyatlarımız uygun, bu koronanın falan yağışların olmasına rağmen fiyatlar çok cazip yani. Fiyatlar çok uygun. Muz, hatta muzda, hurmada falan hep fiyatlarda düşme bile var. Bu koronadan dolayı millet pazara gelmiyor. Korkusundan dolayı biz fiyatları hep aşağıya çektik ki müşteri pazara talep etsin diye. Pazar fiyatlarımız şu anda marketlere göre çok uygundur. Uygun bir şekilde de satılmaktadır. Ve halen hepsi temiz bir ürün olarak çıkmaktadır. Ayrıyeten de şu konuyu da dile getirmek istiyorum. Marketlerde 65 yaş üstünün serbest bırakıldığı halde pazarda esnaf arkadaşlarımızın %40 satış pozisyonuna düşmektedir. Ve 65 yaş üstünün pazara girmesini biz talep ediyoruz. İşte konuş enişte. Pazar fiyatları çok güzel, uygun. Ama bazı arkadaşlar etiketlerde oynama yapıyorlar. 8 lira yazılan muza 8.99 yazıyor. 99'lar gözükmüyor. İnsanlara aldatıyorlar. Kaç sefer bunu belediye başkanına kadar söyledik. Kayleye almıyorlar. Bir an önce bunların kayleye alınmasını istiyoruz. Bu bir tek Kayseri'de uygulanıyor. 8.50 yazıyorlar. 50 kuruş gözükmüyor. Gözükmeyen etiketlerden millet aldatılıyor. Aldatılmasını istemiyoruz. Esnafımızı uyarıyoruz ama esnaflar gene aynı hareketleri yapıyorlar. Kontrol edilmesini istiyoruz. Zapta müdürlerine söylüyoruz. Gene aynı. Bir an önce düzene sokulmasını istiyoruz. Valla her şeyin fiyatı oldukça yükseldiği için pazar fiyatları da aynı paralelde yüksek. Pazar fiyatları bu hafta bayağı bir artmış. Pahalı buluyorum. Pazar fiyatlarını pahalı buluyorum tabii her vatandaş gibi. Zaten çok da konuşuluyor bu. Virüsün etkisi herhalde ki fiyatlara da yansımış. Pazar fiyatları şu an piyasa genel durgun olduğu için normal. Yani fiyatların normalde yüksek olması gerekiyor. Şu an için uygun. Yani öyle bir zam yok dışarıya bakarak da. Marketlere göre daha aşağı fiyatlar, daha güzel ürünler var. Yani diğer market fiyatlarına oranla uygun buluyorum. Yani hesaplı. Şu an pazar fiyatları çok pahalı. Yani bundan öncekiler daha iyiydi. Şu an bir portakal alıyorsun, kilosu 7 lira. Yani bize çok pahalı geliyor. Birini alıyorsak birini alamıyoruz. Pazar fiyatları hakkında pazar biraz pahalı. Şöyle pahalı. Hale gidiyoruz, halden aldığımız fiyat pahalı. Mesela 3 liraya mandalina alıyoruz, 3.300 liraya mandalina satıyoruz. Vatandaş da alamıyor. Pahalı, vatandaş geliyor alamıyor yani zor. Hani pazar böyle. Asgari ücretle çalışan Allah yardımcı olsun derim. Ben bir satıcı olarak bunu söylerim yani. Ateş pahası. Seneden seneye ara diyor. 100 lirayla geliyorum, 3 kilo alıp gidiyor. Ateş pahası. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Hep %100 zamlanmış. Siz ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? biz ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Çok şükür tabii ki herhangi bir sorun yaşamıyoruz ama yine de karşılayamayan vatandaşlarımızla düşündüğümüzde bu zorlu bir süreç oluyor açıkçası. Hepsini karşılayamasa ani yani temel gıda diye bahsettiğimiz guru bakliyat ve sebze gıdayı belli bir miktar kadar karşılıyorlar ama yetersiz kalıyorlar. Karşılıyoruz ya, çok şükür. Çok şükür karşılayabiliyoruz. Yani evet, her hafta olmasa da mesela bazı haftalar meyvemizi alıyorsak diğer hafta biraz daha az alıyoruz. Mesela bugün yanımızda 100 lira var. 100 lirayla ne alırsak o şekilde olacak. Maalesef zor. Çok zor şartlarda. Ben karşıladığımızı düşünüyorum. Meyve, sebze her şeyi aldığımızı düşünüyorum. Karşıladık evet. Zor. Bir asgari ücretli. Ben ev hanımıyım. Eşim çalışıyor sadece. Çok zor yani. Halk ihtiyaçlarını karşılıyor da yani bu asgari ücretli arkadaşlar, vatandaşlarımız onlar çok zorluk çekiyorlar. Asgari ücret adam kimisi evi kira, 2-3 tane çocuk var. Ona mı baksın? Pazardan meyve mi alsın? Market ihtiyacını mı karşılasın? Asgari ücretli vatandaşlarımıza Allah yardım etsin. Yani idare eder diyelim. Karşılamaya çalışıyoruz. Ya halk şöyle zengin olan durumu iyi olan tabii ki. Bak deminden beri çoğu insan geldi. Söylenmez bunlar da çok ihtiyacı olanlara biz gerekse parasız veriyoruz. Mecburuz. O insanın da ihtiyacı var. Çok kalabalık ama durumu iyi olan zaten pazara gelmiyor. Marketlerde. Pazarlarda mesela elle seçmek yasak. Ama marketlere gidiyorsun şöyle herkes elle seçiyor. Bundan da bizim zararımız var. İhtiyacı olan karşılayamıyor. İşte zar zor. Bir şey alıyorsam diğerini alamıyorum. Öylelikle gidermeye çalışıyorum. Kızım karşılayamıyor. Nerede karşılayacak? Bir elin alıyor, bir elin görmüyor. Hiçbir şeyi karşılayamıyor. Ya ben karşılayabiliyorum çok şükür ama asgari ücretle geçinenler ne durumdadır onu bilmiyorum. Halk ihtiyaçlarını tam karşılıyor diyemeyiz. Zaten bir de yasaklardan dolayı 65 yaş falan gelmediği için pazar gördüğünüz gibi zaten sakin. Öyle bir yoğunluk da yok. Ya bu şekilde. Hemen hemen. Öğrenci olduğumuz için yeterince alacağımızı alabiliyoruz elimizdeki bütçeyle. Karşılıyor. Pazar iyi ki var. Yani biz eşim de ben de çalıştığımız için karşılayabiliyoruz çok şükür ama her ihtiyacımızı karşıladığımızda da tek maaşla çalışan, asgari ücretle çalışan insanlar için üzülüyoruz açıkçası.